Bundan önceki videoda ince tabaka kromatografisinden bahsetmiştik. Bu bir örneğin içinde kaç tane bileşen olduğunu ve bileşenlerin göreceli polaritelerini belirlemek için kullandığımız bir yöntemdi. Yöntemden de kısaca bahsetmemi isterseniz, genellikle silika jel üzerine elimizdeki karışımdan bir örnek koyarak başlıyoruz. Silika jel sabit faz olarak adlandırılır. Alt kısma hareketli faz yerleştirilir. Bir önceki videoda hareketli fazın polaritesi daha düşük demiştik. Hareketli faz silika jel üzerinde yukarıya doğru hareket etmeye başlar. Bunu yaparken de silika jel üzerine eklediğimiz örnekle karşılaşır. Bu örneğin bazı kısımları hareketli fazla yukarıya doğru hareket eder. Karışım içindeki bileşenlerin hareketli fazla arasındaki çekim oranları farklıdır. Örneğin orijinal örnekteki bileşenlerden biri diğerine göre daha polarsa hareket etmesi daha zor olacaktır, öyle değil mi? Çünkü bu bileşen sabit faza daha çok çekilirken hareketli faza daha az çekilir. Bu yüzden de yukarıya doğru hareketi daha az olur. Not düşüyorum. Bu örnekteki daha polar olan bileşen olur. Bu arada hareketi her zaman buradaki yani başlangıçtaki konumuna göre değerlendirmemiz lazım. Daha az polar olan bileşense sabit faza çekilmez. Daha az polar olan hareketli fazda daha iyi çözünür ve bu sayede de daha fazla hareket etmiş olur. Ve bunu da daha az polar olan bileşen olarak belirlemiş oluruz. Evet, bundan önceki videoda ayrıştırmayı bu şekilde yaptığımızı ve bu yöntemi kullanarak karışımla ilgili farklı bilgilere de ulaşabileceğimizi görmüştük. Bu videoda ise size çok ama çok benzer bir fikirden bahsedeceğim. Ancak bu defa farklı bileşenlerin farklı yönlerde hareket ettiğini göreceğiz. Bu yöntemin adı kolon kromatografisi. Aynı ince tabaka kromatografisinde olduğu gibi kolon kromatografisinde de elimizde yine bir kap olacak. Kap bu defa bir sütun ya da kolon şeklinde olacak. Şekilde gördüğünüz gibi alt kısımda da bir musluk olacak. Bu şekilde aşağıdan çıkanları da görebileceğiz. Şimdi kolonun içini sabit fazla dolduruyoruz ki bu çoğu zaman silika jel oluyor, sabit faz olarak not ediyorum. Hatta silika jel olarak da yazayım. Dediğim gibi ille de silika jel olmasına gerek yok. Ancak çoğu zaman silika jelin kullanıldığını görüyoruz. Sabit fazın son derece polar olduğunu da biliyoruz. Onu da not ediyorum. Sonra örneğimizden bir miktar buraya koyuyoruz. İnce tabaka kromatografisinde olduğu gibi burada da hareketli bir faz olacak. Orijinal örneğimizin üzerine de solventi yani çözücü ekliyoruz. Bu durumda ne olur dersiniz? Hareketli faz bu şekilde aşağıya, sabit fazın içine doğru ilerlemeye başlar ve örnekle tepkimeye girer. Karışımın ya da örneğin daha polar olan bir bileşeni varsa bu bileşen sabit faza daha çok, hareketli faza da daha az çekileceğinden daha az hareket eder. Evet, örneğimizin daha polar olan bileşenleri diyelim ki bu kadar ilerlemiş olsun. Daha az polar olan bileşenleri ise sabit faza daha az çekildikleri ve hareketli fazla birlikte hareket ettikleri için belki de bu kadar aşağı inmiş olur. Gördüğünüz gibi bu iki yöntem arasındaki fark hareket ettikleri yönlerin farklı olması. İnce tabaka kromatografisinde daha polar olan bileşen daha aşağıda olur. Ancak kolon kromatografisinde daha polar olan bileşen daha yukarıda oluyor. Burada gördüğünüz mor kısımdan bahsediyorum. Bunlar sabit fazın polaritesine, hareketli fazın göreceli polaritesine bağlı tabii. Benim burada gösterdiklerimse tipik örnekler. Yöntemin ince tabaka kromatografisi mi yoksa kolon kromatografisi mi olduğuna dikkat etmelisiniz. Aradaki farksa bileşenlerin hareket yönleri.